Ablamdan bir şey soracağım. Ne? Bu saadetin kaynağın bir şaheser efendim. Ölümsüz bir şarkı. Efendim buradan bizim çok değerli bir dostumuz var. Şu anda biraz rahatsız ama güzel yatağında. İnanıyorum ki şu anda bizi izliyor. Sayın Ergil Tezer'di abimize buradan bu şarkıyı ona gönderdik. Çünkü Zeki Ümrel'le evet. ilgili bir şey anlatmıştım. Saadet'in Kaynağı'nın bir şarkısını okumuştu. Bir hanımefendi gülmüştü salonda. Kahkahalarla gülmüştü. Böyle bu biraz yürük herhalde. Ağır bir şarkısının. Zeki Ümrel de olağanüstü zeki bir insan. Zeki ama adı gibi zeki gerçekten. Şimdi birdenbire bir laf söylerse kavga çıkar, bozar, ayıp olur diye Zeki Müren uslubuna yakışır bir şekilde diyor ki efendim şimdi de diyor Orhan Gencebay'ın değerli yorumcu Orhan Gencebay'ın çok güzel ama kadın nasıl kahkahalarla gülüyor, salon 1000 kişi falan var, herkes onun kahkahasına bakıyor, kadın farkında değil, o sanat icra ediyor. Diyor ki Orhan Gencebay'ın çok önemli bir şarkısı, ya Rabbim sen büyüksün, ya Rabbim sen gönülsün, durdur geçen zamanı, kulların gülsün, gülsün. Ama Saadet'in Kaynağı'nın şarkısı okunurken oradaki hanımefendi gibi değil deyince kadın hemen masanın altından yavaş yavaş kalkıp yol alıyor. Bunu bana Ergil abi anlatmıştı ve kaseti de dinletmişti bana, kasetini. Çünkü Zeki Müren her programında, konser programında kaseti alırmış, evde gider dinlermiş. Nerede hata yaptım, ne yaptım diye. İşte ölümsüzlerden biri daha. O da Muazzez Abacı. Çok güzel. Bir şey anlatacağım. Evet, bu nedir? Değer. Bu nedir abi? Saygıdeğer Ergil Tezer'di hepimize. Hepimize yürek verdi. Nefes verdi, can verdi dostuyla. Bu bilmiyorum onu. Bu niye böyle ayağını vuruyorsun? Her zaman. Öyle normal şartlarda olmaz o.